çevrilse helal olmaz. Çünkü içki sirke olmakla helal olurdu ama içindeki idrar belil dediğimiz mahiyeti değişmediği için helal olmaz. Bu misal ne meseledir? Kıymetliler, bu misal insanların amellerinin manevi yapısını izah etmek için seçtim. Hazreti Resul-i Kibriya aleyhissalatu vesselam Efendimizin saadetli sahabelerinden Hazreti Cenab-ı Muaz bin Cebel radıyallahu teala anhum hazretlerine bir sahabi bir gün huzuruna geldi. Dedi ya Muaz, bana Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerinden birisini naklet ki ben onun dehşetinden korkayım, hatırlayayım, daima düşünüp gereğini yapayım. Sen bana Resulullah'ın hadislerinden birisini söyle ama o hadisi şerif bana korku versin, intibaha gelmeme tenbih olsun, beni mütenebbi edip nadimle pişman olsun. Bana mühim, önemli, dehşetli birisini hatırlat, ben onu kulağımdaki küpe gibi taşımak suretiyle hayatıma rehber edeyim buyurdu. Cenab-ı Muaz bin Cebel radıyallahu teala'nın ulu sahabedendir. Büyük sahabe-i kiramdandır. Daima Allah'ın muttaki, takva sahibi, Allah'ın halis kullarından, Resulullah'ın güzide sahabelerindendir. Cenab-ı Muaz bu sözü işitince ah etti. Ahından sonra mübarek Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin ismi alınca ağladı. Bir miktar ağladıktan sonra şöylece bir hadis-i şerifi ferman buyurmaya başladı. Bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir bineye binmişti. Bineye binmiş, beni de arkasına teberrüken bindirmişti. Demek Resulullah aleyhisselam ile Hazreti Muaz aynı binite bindiler. Ama cinsi hadis-i şerifte yok. Deve de olabilir, at da olabilir, başka bir şey de olabilir. Binitin üstünde ben Resulullah'ın arkasında yürürken, binmiş olarak giderken biraz sonra Resulullah saadetli başını kaldırdı. Buyurdu, hamd bütün Allah'ın, bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a azimşan içindir. Ya Muaz, buyur ya Resulullah dedim. Sana bir hadis öğreteceğim. Sen bu hadisi iyi ezberle, hafızanda sıkı sakla, çok faydasını görürsün buyurdu. Kıymetli müminler, bu arz ettiğim hadisi şerif, Minhacül Abidin, İmam-ı Gazali, Minhacül Abidin, 323. sayfadan başlıyor. Önemine binaen esere haber veriyorum. Ya Muaz, buyur ya Resulullah, sana ben bir hadis ezberleyeceğim, bunu iyi ezberle. Hafızanda sakla, çok faydasını görürsün. Sakın unutma. Eğer unutursan Allah'tan uzaklaşmana sebep olur. Devam etti. Ya Muaz, Cenab-ı Allah bu 7 kat göğü yaratmadan önce ulu 7 melek halk etti. Ulu 7 melek halk etti. Bunlardan her birini 7 kat semavatın bir tabakasına koydu ki kulların amellerini Allah'ın azametine yükselirken muhasebe, murakabe etsinler. Allah'ın emriyle bu amelleri ya geri veyahut Allah'a arz etsinler. Kıymetler çok önemli, ne olur şu sirke meselesinin nereden geldiğini güzel anlayacağız inşallah Teala. Ya Muaz, bekçi melaikeler 7 tane olup her bir semavatta bir tane konulmuştur. Vazife-i aliyeleri, kullar ne amel yaparlarsa o tabakadaki meleğin huzuruna gelmeden, onlardan geçmeden bu ameller Allah'ın azametine yükselmez. Kiramen katibin melekleri, hafaza melekleri insanların güzel amellerini alırlar. Göbek değiştirdikleri zaman gündüzünkini gündüz meleği, geceninkini gece meleği, nöbet değiştirdiği zaman semavat alemine huruc ederken götürürler. Birinci kat tabakaya, semavata varırlar. Ameli güneş gibi parlaktır. Amelin saklayıcısı
hafaza meleği o ameli över. Ne güzel bir ameldir, ne kadar hoş bir ameldir diyerek birinci kat semavattaki muhasebe meleğine teslim eder. Bekçi melek, al bu ameli götür sahibinin yüzüne vur. Çünkü o halkı gıybet eder, arkadan çekiştirirdi buyurur. Al bu ameli götür sahibinin yüzüne vur. Çünkü o insanları gıybet eder, arkadan çekiştirirdi. Cenab-ı Hak bana ferman etti. Gıybet eden, arkadan çekiştirenlerin amellerini geçirme. Ben birinci kat semavatta gıybet eden insanların amelleri ne kadar güzel olursa olsun geçirmem buyurur. Kıymetliler, görülen manzara, hani birçok asırda, 20. asırda geniş tefekkürle düşünenler derler ki, sen o insanın saçlı sakallı olduğuna bakma, onun amelleri hacıdır, hocadır ama adam kandırır. Benim amellerim yok ama kalbim temizdir, fiillerimde göze batan çirkinlik yoktur gibi kendiniz temize çıkarır ama o sakallı hacının, hocanın amelinde bu sayacağımız afetler varsa Allah kabul etmez. Ama bu sözü söyleyen mümin kardeşimizin de bu saydığımız sıfatları varsa zaten ameli yoktur ki kabul olsun. Onunki de baştan sona rezail olur. Bütün işleri amel olur. Amelleri zaten bir işe yaramaz. Daha tasnif edilmeden sahibinin yüzüne çarpılır. Şu halde müminler, konuştuğumuz amel, ameldir ama kamil bir zat olmadan Allah'ın azametine yükselmesi mümkün değildir. Görülen durum şudur, amelin dışı ile aldanmayalım. Amelin dışı nurlu, cazip, tatlı, gösterişli olabilir, cezbeder ama içindeki kalbi ve manevi haller kötü ise o amel geri çevrilir. Kıymetli müminler, geri çevrilir. Şu halde sıfat değişecek. Sirke ile içki meselesi konum değil. Kasten bu misali seçtim ki içki içkidir ama sirkeye çevrilse helal olur. Amel ameldir ama gıybete dönüşmeyen zatın ameli birinci kattan geri çevrilmez. Demek ameller kandırmasın. 9 haccım oldu, 30 haccım oldu. Namazın gecesi var, gündüzü var. Abdestsiz yere basmam diye ölünme hoca efendi, hacı efendi. Mümin aldanma. Amelin evsafına bakılır. Kalitesi yoklanır. Hani Almanya'da satılan TÜV denilen bütün malların üzerinde kalite kontrolü vardır. Senin Alman'ın aklı, Avrupalı'nın aklı kalite kontrolüne erer de Allah amelleri kontrol ettiremez mi? Amelleri kontrol ettiremez mi Allah? Sen zanneder misin ki Müslüman'ın fiili teknolojik üstünlüğe denk değildir? Teknoloji müminin amelinin yavrusudur, veledidir, yani evladıdır. Bugün 20. asır teknolojisinde ne varsa Kur'an-ı Mucizül Beyan'da 14 asırdır içinde mündemiştir. Ama gafletle bakmıyoruz, tenezzüle eğilmiyoruz. Ama o dik başlar bir gün kabirin içinde eğilecek. Böyle bükülecek hamur gibi, yılan gibi bükülecek kabirin içerisinde. İslamiyet'in boyasına bürünmeden, Allah'ın rengine dönüşmen, yani sıfatı süphaniye uymadan kemalat ortaya çıkmaz. Ünvanlar, rütbeler, etiketler, ilim müslah, hani hatırlıyorsun, Evliya-i İzzam buyurdu, bir insanın günahından dolayı zatına sövmeyiniz. Günahkar bir fiil yaşayan insana sövmeyiniz. Zira Resulullah aleyhissalatu vesselam, sarımsak bir bitkidir. Ben kokusunu sevmem buyurdu. Buyurmadı ki ben sarımsak sevmem. Ama ümmeti Muhammed'in tefekkür noksanı, ilim yoksunu sarımsağı da sövmeye başladı. 20. asırda Alman eczanelerinin vitrine baksana. Binlerce çeşit sarımsak hapı var. İhtiyarlar barfiks hareketleri yapıyor. Yani sarımsağın hapını yut da
20 yaşında gibi bağırsak hareketi yapabilirsin diyor. Resulullah demedi ben sarımsağı sevmem. Sarımsak bir bitkidir, kokusunu sevmem. İnsanoğlu günahkar olabilir. Bugün beğenmediğin çirkin bir fiilin içinde görebilirsin. Hakkın ve haddin değildir ki onu ayıklayamazsın. Zatının yarın ne olacağını bilemezsin. Sen de senin zatının sonunu bilemezsin. Nice ibadetler vardır adamın elinde bir fazilet kalmaz. İşte verdiğim misaller bunun içindir. Nice kötü adamlar vardır. Tövbekar olur, intibaha gelir. Yarın Allah dostları olarak huzur-u ilahiye çıkabilir. Ben o adamı sevmem, hakkın değil. O adama dua haddin, dua vazifen ama yaptığı işi beğenmem diyebilirsin. Şu Allah'ın kulunu merhamet edip dua ediyorum ama şu işini sevmiyorum. Allah'ın hoşuna giden bir amel değildir, bu hakkındır. Ama o ameli işleyene de sövmek haddin ve hakkın, hukukun değildir. İslamiyet nezakettir. İslamiyet nezakettir. İslamiyet zarafettir. İslamiyet inceliktir. İslamiyet'in inceliği altın zincir takarak olmaz. Avrupa vari kadınla tokalaşarak olmaz. Bu bedevi işidir. Bu bedevi işidir, bu zarafet işi değildir. İslam'ın işi, zarafeti fiilindeki ameli ibadete çevirmekle mümkündür. Biraz sonra misallere gelince ne zarafet örnekler arz edeceğim inşallah. Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidine Muhammed. Birinci kat semada kaldı, gıybet edenin işini çevirdiler. 9 haccı 30 senede orucu olsa, geceleri de sabaha kadar nafile namaz kılsa, gündüzleri de ne güzel her gün oruç tutsa, işte bu adam ümmeti Muhammed'e merhamet etmeyip kokularını ayıplar durumda olduğundan amelleri geri çevrilir. İslamiyet ne güzel, İslamiyet merhamettir, gönül açmaktır, gönül zenginliğidir, himmet ve gayret elini beşeriyete sunmaktır. En çirkin insanlara Rabbani merhamet ile Allah-u Teala razı olsun, merhamet etmenin işidir. Merhamet edilmeyene merhamet edilmez. Merhamet edilmeyene merhamet edilmez. Merhamet etmek lazım gelir Allah-u Teala hepimizden hoşnut razı olsun. Ebu Osman Hiri Hazretleri, bir misal yapayım da gör kurban olduğumuz. Ebu Osman Hiri Hazretleri radıyallahu teala anhüm şöylece bir zat gördü ki kafayı çekmiş, berduş, elinde saz bulunduğu halde yoldan geçiyor idi. Ama berduş elinde sazla kafayı çeken alkolikin bu zat-ı muhteremin ilmi kemalatı dolayısıyla karşılaşınca sazını sakladı. Saçları uzun berduştu, saçlarını başındaki örtünün altına soktu ve yanından edepvari hürmetinden dolayı çirkin fiilini göstermeden geçmek istedi. Ebu Osman Hiri radıyallahu teala'nın hazretleri o zat-ı muhteremin yanına sokuldu. Mümin kardeşim, benden hiç çekinme. Zira kardeşlerin tümü birdir. Gün olur isyanda oluruz, gün olur itaatte oluruz. Bugün ben itaatteye, sen isyanda olursan utanma. Gün olur ben de isyana girebilirim. Gün olur sen de itaate girebilirsin. Böyle deyince o hakaretle, merhametsizce itham olunmak beklerken önemli bir nokta. Bu asrın hocası vaazda hakaret eder. Hakaret hakkın değil, haddin değil hoca efendi. Sen hakaret makamında değilsin. Hakaret etmekte kendine hakaret olunursun. Mümin merhametlidir. Mümin ayıbını bilir. Kişi noksanını bilmek kadar irfan sahibi olamaz. Boynu bükük nice ümmeti Muhammed'in günahlarının sokakta kalması, günahkarlarının dışarıda beklemesi merhametsiz muameledendir. Elinde alkol şişesi ise geleni görseniz herkes garip garip bakar.
O alkolüyle utanmıştır, alkolüyle mahcuptur. Senin yalanın, gıybetin, zinan onun alkolünden daha kötüdür. Onun alkolü sabanından suyundan çıkar, senin gıybetin, hakaretin, pis ahlakın yedi denizine yıkasa temizlenmez. Yedi deniz seninkini temizlemez. Ama onunkini bir hamam, bir duş temizleyebilir. Beşeriyete merhamet edin. Başınızda sarığı gördüm diyerek fiyaka vari kibirli kibirli gezmeyin. Allah kibirlileri yeryüzünde gezmeyi sevmez. Az buçuk amelinle beşeriyete hor ve hakir bakma. Zaten amelin yok ki. Bu asırda kamil bir amel yapmak kolay değil ki. Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidine Muhammed. Bu muhabbet çekici, bu merhamet yarane hal, o alkolük saz çalanın intibahına gelmesine vesile oldu. Ders aldı, mürid oldu, Tekke'ye geldi. Allah Azimşan ve Tekeddes Hazretleri merhamet etti. Merhameti dolayısıyla da hemen kalbi değişti. İkindi namazı Ebu Osman Hire Hazretlerine Evliyayı İzam'dan Ebu Osman Mağribi çıka geldi. Mağribi Hazretleri çıkıp gelince, Allah-u Teala razı olsun, çıkıp gelince Ebu Osman Hazretleri Mağribi Hazretlerine, ey şey, şu alkolük dünkü berduşa gıpta ediyorum. Görüyor musun, bir ömür boyu elimize geçirmediğimiz kemalatı Allah merhametinden bir anda kalbine indirdi. Şu gencin kulağına Allah bedavadan mağfiret indirdi buyurdu. Kıymetli müminler, Ebu Osman Hire Hazretleri, hele otur hocam, Allah için bir şey olmaz. Çok hoştur Allah için. Ebu Osman Hire Hazretleri kimdi? Mübarek, çocukluk halindeyken dahi kendi hayatını naklederken kalbim daima hakikat alemini arardı. Biliyordum bu dünyanın fani gidişinden, bu şeriat-ı nuraniyenin hakikat yolunun ötesinde nice nurani alemler olduğunu biliyordum. Onun için ömür boyu hasret çekiyordum ama bir gün diyerek sohbete başladı. Hayatının tövbe safhasını, bu evliyanın kendi hayatının tövbe safhasını ama bir gün demeye başladı. Neydi o bir gün? Dört kölem ile, dört hizmetçim ile birlikte bir mektebe, şuleye gidiyordum. Ebu Osman'ın elinde divit, başında zarif bir keten sarıp, üstünde ipekli bir cübbe vardı. Dört kölenin biri Habeşli, biri Rum, biri Keşmirli, Hindistanlı, birisi de Türktü. Baktı ki yolları köhne bir kervansaraya uğradı. Gördü ki sözün meclisten dışarıya, ruhaniyetten dışarıya bir eşek yavur olmuş. Yani kullanma kullana belinin zarafeti bükülmüş. Uyuz gibi belinde yaralar çıkmış. İhtiyar olduğu için de serbest bırakılmış, salınmış. Aynı bizim halimiz gibi. Bir tarla kargası bizim yağır olmuş eşeğin sırtına da konmuş. Gagasını, kama gibi gagasını eşeğin yağır olmuş yarasına vurup vurup yiyor. Eşekte takat ve derman yok, kargayı kovalayamıyor. Birisi dört ayaklı, birisi iki ayaklı ama iki ayaklı galip, kanatları var, uçuveriyor. Bunu gören Ebu Osman Hire Hazretleri, dört kölesi, ipekli üstünde erkeğe haram olan ipekli cübbesi, zarif sarığıyla giderken eşeğin haline agah oldu. Kölelerine dedi, sizin benimle bulunuşundaki maksadınız nedir? Efendi Hazretleri, fikrin ve neyi yapmamı emrederse onu yapmak için köleyiz, hizmetçiyiz. Şu halde şu ipekli cübbemi alın, eşeğin üstüne örtelim. Şu keten sarığımı çıkarayım,
yarasını silip saralım. Akabinde yara sarıldı, ipekli güzelim genç Cenab-ı Ebu Osman Hazretlerinin cübbesi bizim yağır eşeğin sırtına yüklendi, örtüldü. Karga uçtu, sancı geçti, ama Allah hazır nazır, her derde deva, her hali görendir. Eşek lisan-ı haliyle akabinde azameti ilahiye yapıştı. Ya Rabbim, azze ve celle olan azametin hürmetine, benim şu ihtiyar halimde, şu yaralara zarf olmuş günümde, şu gencin ipek elbisesini sırtıma bürüyen halini, sen kalbini münevver eyle, sen ona azametinden ikram ve lütfeyle diyerek, eşek, eşek anla bütün mahlukat, Allah'ın mahluku, Allah'ın azametine yapıştı, Rabb-ü Teala izzetinden, merhametinden, hidayet güneşini Ebu Osman'ın üstüne döndürdü, bir anda intibaha geldi, intibah ile tövbekar oldu, Yahya bin Muaz Hazretlerinin tekkesinde soluvardı. İşte meşhur evliyayı izamdan Ebu Osman Hiri Hazretleri oldu. Müminler gördünüz mü? Alkol, sirke oldu. Süslü püslü Ebu Osman eşeğe ipek cübbesini örttü. Kargayı taşla kovalamadı. Merhamet ve hamiyet kanadını eşeğin üstüne gerdi. Sen de beşeriyete merhamet edemez misin? Hakaret etme Allah için. Sen hakarete layıksın. Sen zanneder misin ki Rabbül Aleminden haya etsin de kulluk derecesinde mutisin? Zanneder misin ki amellerin ibadete dönüştü? Merhamet, el aman merhamet. Sonra bu zat-ı muhterem ne oldu? Allah-u Teala razı olsun. İmtihana tabi oldu. Elbiseyi çıkardı, aziz oldu ama hadisi şerifin birinci katında kaldığımız gıybet mesabesindeki nefsani çirkin sıfatlarını terbiye ve tezkiye etmek lazımdır. İpek elbiseyi 5 dakikada çıkarmak kolay. İpek giyinmiş kalbini ve nefsini nuraniyetle, zemzemle yıkamak zor. Onun için kendisi mübarek Mürşid-i Kamil'e gitti. Ebu Hafs Hazretleri şeyh oldu. Bir defa huzuruna vardı. Şeyh bunu yanına bir daha gelmek istemem diyerek kovdu. İpek elbiseyi çıkaranı şeyh dedi, bir daha yanıma gelme, kovdu. Kovulur, kovulur. Ama ben hiçbir ses çıkarmadım. Biliyordum ki gönlümün esrarı onların kapısının eşiğine bağlanmakla olur. Biliyorum ki nefsimin terbiyesi Kamil'in terbiyesiyle olur. Futbol takımını ne terbiye eder diyemedim. Antrenör, futbolcuyu antrenör, güreşçiyi antrenör, çırağı usta, çırağı mühendis terbiye ettiği gibi nakıs nefisleri kamil insanlar terbiye eder. Her bir sanatın üstadı olduğu gibi insan terbiyecileri evliyayı izandır. Onlar güzel ahlaka bürünürler. Allah'ın yeryüzünde rahmet daireleridir. Sırtlarında aba giyerler ama elleri Asa Musa'nın asası gibi, dilleri Süleyman Aleyhisselatü Vesselam'ın kudretli dili gibi, gönülleri İp Aleyhisselam'ın deste dahi Allah'ı unutmayan gönülleri gibi biri olduğundan haki tutsalar kimya ederler, ölmüş gönülleri tutsa mürde ederler, yani toprağı tutsa altın ederler, ölmüş gönülleri tutsa altına çevirirler. Allah'ın Hızır Aleyhisselamları onlardır, Allah'ın Hızır Aleyhisselamları onlardır. Nereden kovulup da gideceksin? Kovarlar seni. Bilmezsin Allah imtihan etmeden bahşiş vermez. Kaçma. Sen başa geçtin diye sevinme. Ne olacağın bilinmez. Daha gideceğin sene burada kal. Ağladım, geri geri çıktım. Veli'den kaçılmaz bildim. Tekkesinin bir çit kenarında kendime bir çukur kazdım. Şeyhi uzaktan göreyim, müritlerini candan gözleyeyim diye
tekkenin karşısındaki çukura girdim. Şeyh beni casusladı, yani halime agah oldu. Kırılmak yerine övünmek ve Allah dostuna dayanmak halimi bildi, çukurdan baş köşeye geçirdi, ikramından da kızını verdi. Terbiyetine de şey oldum buyuruyor. Şey oldum buyuruyor. Kızını verirler ama kovmadan vermezler. Öyle ha babam, ha babam ikrama bakma. Allah kulunu imtihan etmeden iltifat etmez. Eyüp aleyhisselam olsan derde gark eder. Yunus aleyhisselam olsan balığın karnına sokar. Mühendisim, doktorum, operatörüm, valiyim, paşayım güvenme. Unutma Abdullah isim. Allah'ın kulusun, Allah'a sen muhtaçsın, sen seni terbiyete mükellefsin, sen senden geçerek seni yaratanı bileceksin. Bir Süleyman'dan içeri Süleyman var, sırrı budur. İnsanın uyuz olmuş eşeğin altında yanık ve yarık bir kalbi olduğu gibi, ipekli elbisenin altında Allah'ın azametine muhtaç bir gönlümüz vardır. Allah'ın azametinden kaçılmaz. Kovsalar kaçılmaz. Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidina Muhammed. 40 yıldan beri Allah beni hangi hal içinde bulunduruyorsa bulundursun, hiç hoşnutluk duymadım, hoşnutsuzluk duymadım diyen Ebu Osman'dır. 40 yıldan beri Allah beni ne halde bulunduruyorsa bulundursun, hiç Rabbime karşı hoşnutsuzluk duymadım diyen mübarektir. Muhteremler, Allah kulunu sınamak için veya günahlarına kefaret için türlü hallere sokar. Döner sultan eder, döner zelil eder, döner aziz eder. Ama sen müessiri hakiki olarak nazarını Allah'a çevir. Sebebin arkasında müsebbibi hakiki Allah'ı gör. Kimin elinden ne geldiğine bakma, eline ne konulduğuna bak. Hele bir daha söyleyeyim. Kimin elinden ne geldiğine bakma, elinin içine ne konulduğuna bak. Dilerse Allah bir eşekle seni muradına ulaştırır. Eşeğin duasıyla muradına ulaştırır. 40 yıldan beri Allah beni ne halde bulundurduysa ben Rabbimden razı oldum. Demedim niçin böyle yaptın, demedim niçin şöyle yaptın, bakalım muradı nedir? Müminler, Bediüzzaman Hazretleri buyurur ki, sen bir kumaş mesabesindesin, terziye götürüp kumaşını verdin, diyemezsin vardığının ertesi günü parça parça kumaş topun parçalanmış kesilmiş, diyemezsin kumaşımı heder ettin. Bu ne kumaştır? Kimisi sipsivri, kimisi dar, kimisi geniş. Terzi sana der, şu gördüğün yaka olacak. Şu gördüğünde kol, şu en, şu sırt, bundan cübbe olacak der ve seni utandırır. Sen Allah'ın kulusun. Rabbim esmasıyla seni keser, biçer. Sapa sağlam iken hasta eder, ne yapacaksın? Tok iken aç eder. Vezir iken rezil eder, zelil iken vezir eder, hele ne yapacaksın? Hele sıfatın çıksın, sirke misin, şarap mısın ortaya konulmak için, seni sana göstermek için, senin cibilliyetindeki, fıtratındaki halini sana röntgen filmi gibi göstermek için. Hani hatırlarsın, doktorlukta röntgen çekilir, adam filmi eline alır, filmi eline alınca bakar doktor der, böbrekten taş çıktı. Şimdi hasta bakar elinde kapkara bir şey, bunun taş neresinden çıktı? Bu filmin taş neresinde? Müminler, filmden taş çıkmaz. Yani film senin böbrekteki taşı çıkarır. Bunun manası, film der ki lisan-ı haliyle, senin böbreğinde taş var. İşte Allah da kulunu türlü şekillere sokar, taşını meydana çıkarır, yoncasını, altınını, elmasını ortaya koyar. Sen demen için bugün böyle, demen için şun şöyle, hele sabret sonu neyle, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Allah kuluna zulmetmez.
ayağına diken bakanın ecri vardı. Bir diken Allah için yolda batırılırsa, o diken bir günahın çıkmasına vesile olur. Dişin sancırsa bir günahını döker, başın ağrırsa bir günahını döker. Hanımlar, beyler, bacılar, Allah için hastalıktan şikayet etme. Allah sevdiği kulunun günahını dünyada çıkarır. Çıkarmazsa kabirde çıkarır. Çıkarmazsa sıratta çıkarır. Çıkarmazsa bekle cehennemde çıkarır. Hana temizleme yollarından birisi ateşe sokmaktı ya. Yanmayan bir şey ateşe sokulursa yani pislik yanar. Sen yanmayan bir şey olacaksın ahirette. Kabirde zebaniler yakacak da dumanın çıkmayacak. Nar gibi kızaracaksın da kimse görmeyecek sanma. Günahın çıkacak. Nice kabir azapları vardır, ahiretin temizliğidir. Sıratta sıklet vardır, cennete girmeye vesile olur. Sen sana acımadın, 10 sene, 30 sene, 40 sene isyan ettin. Döndün yüzün Allah'a, seni senden çalmak için bir hastalığı müptela edebilir. Deme neden böyle? 40 sene oldu, Allah beni ne halde bulundurduysa onun dışında bir hal beklemedim. Hele bir misal ya, Ebu Osman Hire Hazretleri bir zat-ı muhteremin davetine gitti. Eve davet eden zat-ı muhterem, maksadı Cenab-ı Şeyh'e hakaret içindi. İkram için değil, hakaret içindi. Şeyh Hazretleri, Ebu Osman Hazretleri davete icabet etti. Varır varmaz kapıda ev sahibi, ey şeyh geri gel, ey şeyh, ey obur, yenecek bir şey yok, geri dön yallah dedi. Şeyh geri döndü. Ev sahibi, şeyh geri gel, sınadım dedi. Geri geldi, ya şeyh, geri gel dedim ama yenilebilecek hiçbir şey yok. Sen obur olmasaydın gel sözüne, hakaretten sonra kulak vermezdin, yallah buradan dedi. Yine gitti, şeyh geri gel dedi, geldi. Ölmüş köpek eti var, yer misin ya şeyh dedi. Senin gibi köpeğe köpek layık dedi, haşallah. Haşa haşa. Şeyh döndü, şeyh geri gel. Tam böylece 30 defa şeyhi kovdu. 30 defa sonra ev sahibi ağladı. Allah Allah dedi, sen ne kamil insan mısın ki hakareti hiçe saydın. Tövbe etti, vücutlarından oldu. Ama hayatında bu mesele çok garibine gitti. Dedi şeyhim, Allah için söyle, 30 kovulmaya niye sabrettin? Hiçbir kırgınlık eserinde yok. Dedi sen fiilsin, fail değilsin. Allah beni sınamak istiyor. Senin kovman vesiledir. Benim yaptığım köpeğin yaptığı iştir. Köpeğe eti gösterirsin gelir, değneği gösterirsin kaçar. Gelir kaçar, kaçar gelir. Bunda fazla bir marifet yok. Bu sabrı sınamak için imtihandır. Gel Allah için erlerin işini gör. Onların sanatı başkadır buyurdu. Muhteremler, görülen manzara sirke meselesi, şarap meselesi değil. Kimya meselesidir, ersaf meselesidir. 20. asır genetik sebeplerle sıfat değiştirdi ama öküzler deve kadar büyüdü ama kanser yapan kof bir et oldu. 20. asırın teknolojisi atın gübresi eşeğin gübresini iman edemedi. Sentetik sünni gübre fabrikaları yeryüzünü doldurdu. Bacaları alev alev duman çıkartıyor ama sebzelerden köylü sebzesi, şehirli sebzesi çıktı. Eskiden domatesin kabuğu etiyle, zarif bir kokuyla yenirken, mahallenin ucundan domates tarlasının kokusu burnuna gelirken, domates fidanın içine düşsen koku kalmadı. Domatesin zarı naylon gibi kalın, kabuğu kalın oldu. Tavuğu günde iki yumurlattı. Yumurta çoğaldı ama eşek gübresi gibi tadı yok. Renk koyamadı, köylü yumurtası dendi, şehirli dendi. Boyayı artırdı, köylü yumurtasına soktu. Dışı köylü gibi içi kov. Etin köylüsü oldu, yumurtanın köylüsü oldu, ıspanağın köylüsü oldu. Ama mühendisler bıyık büktü. 9 fabrikayı 30 yaptı, milyon tonu milyar yaptı.
kalite bozuldu, ersaf düştü, yediğinin içine saman karıştı, arpayı aldı, yoncayı altı ot doldurdu. Teknoloji bu mu? 20. asır teknolojisi Allah'ın düzenini bozamaz. Daha eşek gübresi yapamadı 20. asır. Atın gübresini yapamadı. Fıtrat değişmez efendiler. Teknolojik imkanlar sizi şaşırtmasın. Görülen manzara şudur ki, insanoğlu gafil kalırsa iki köpeği yoldaş eder. Asansöre biniyorum. İki köpek kızın elinde, bir kedi de kafasında. Gecenin yarısı benim evim bahçe kıyısında hav hav köpek sesleriyle köpek yazdırılıyor. Müminler onun köpekleri ellerinde. Hallacı Mansur imtihan için bir evliyaya iki köpekle geldi. O evliyayı izlem Hallacı Mansur'u bildi. Dedi, gidin bir genç geliyor, asrın büyük velisi olur. Sofiler gittiler, elinde iki köpekli bir delikanlı. Şeyh tekkiye soktu, yemeği güzel hazırladı, sofrayı donattı, müritler şaşkın. Köpekleri de sofraya oturttu, gelen şeyhte, ikram eden şeyhte. Hallacı Mansur köpekler aldı gitti. Sofiler kafayı bozdu, itikadı bozdu. Bizim şeyh ne şeyhtir ki genç bir iki köpekliye ikram etti? O zaman dedi, efendiler, bu evliya size ders vermek için iki köpek getirdi. Onun köpeği elinde, takdiri belinde, dizginler elinde, bizim köpeğimiz gizli. O köpeklerini istediği yere götürüyor. Bizim nefsimizin köpeği bizi istediği yere götürüyor. Siz onun köpeğini ayıplayacağınıza şirkin sıfatlarla nefsinizi ayıplayın buyurdu. Alman'ın köpeğine bakıyorum. Bazen diyorum ulan köpek ne talihlisin içimden. Köpek anlamış gibi haf diyor, karışma Allah'ın işine, şimdi biz bey olduk, bunlar bizim hizmetler oldu diyor, haf, karışma, karışmam diyorum, Allah böyle yaptı, ne yapalım, bizim memleketin köpekleri duysa trenle size gelirdi diyorum. Allah böyle yaptı, köpek vezir oldu, millet rezil oldu, müminler gülmeyin, onların köpekleri ellerinde, seninki gizli belinde. Onun hav hav bir şeye yaramaz, ıstırsa da 40 yılda bir ıstırır. Seninki önüne geleni ıstırıyor ya. Komşu demez ıstırır, aile demez ıstırır, ıstırır da ıstırır. Mevzu köpek mevzu değil. Salli ve sellim barik ala seyyidine Muhammed. Asırlar, asırlar anla, asırlar unutuldu. Bir daha söyleyeyim, kelime birbirine yakın. Asırlar, asır, asır. Asırlar, asırlar, 20. asır, ama asırlar unutuldu, asalet kayboldu. Efendilik gitti, zadeganlık gitti, onun yerine züppelik geldi. Zarafet gitti, enayilik geldi. Yeter, yeter bu kadar. Bu kadar yeter, yolumuza gidelim kardeşim. Kardeşim ne olur gidelim, Allah rızası için yolumuza gidelim. Allah cümlemizi mesrur eylesin. Allah muradımıza nail eylesin. Allah azimşan bizleri iki cihan saadetine gark eylesin. Ebu Abdullah Muhammed bin Hafif radiyallahu teala anhüm, tekke sahibi, bir gün tekkesine bir misafir geldi. Cenab-ı misafir sarığından, cübbesinden, elbisesinin küllüsünü siyah renkli giymişti. Şeyh sordu, ya aziz misafir, niçin baştan ayağa karalar giyinmişsin? Gelen misafir, ilahım öldürülmüş de ondan dedi. İlahım öldürülmüş de ondan dedi.